şimdi geçtim ekonomiye. Şeyi beğendin mi sen? Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın sunumunu. İzledin tabii ki basın toplantısını. Ya sunum ne yani, gidip PowerPoint'te çalışırsın. Bir hafta çalış, sunum yap. Yani sunumun hiçbir önemi yok ki. Adam geçen hafta bugün gece saat 12 itibariyle atandı. Daha bir hafta oldu. Yani bu adam daha bir şey yapmış olamaz ki, neyini beğeneceksin? Eğer gerçekten sunumu beğendiyseniz bugüne kadar Gaye Erkan'ın yaptıklarını sundu adam. Kendi yaptığı bir şey yok ki. Doğru. Sunumu beğendiyseniz Gaye Erkan'ı beğendiniz demektir. Yani bundan öncesini beğendiniz demektir. Yani bir de yani aslında biraz ağır da konuşasın var ama hadi hiç konuşmayayım. Ya adamın iyiliğini kötülüğünü bilmiyorum. Yani iyi midir kötü müdür? Amazon'da ekonomist. Finansbank'ta biz herkes müdürdük biliyorsun değil mi? Yani Amazon'da ekonomist olmak çok, yaklaşık 120 tane ekonomist falan var. Yani herkes ekonomist. Çünkü iş yerlerinde, profesyonel iş yerlerinde şöyle bir maaş skalası vardır. Atıyorum yönetmenler 10 bin ile 25 bin arası alır. Ama sen o adamı kaybetmek istemezsen, yönetmene de 25 bin lira üzerinde para ödeyemeyeceksen o adamı müdür yaparsın. Bu sefer 25 bin 40 bin skalasına girer. O adamı kaybetmek istemeyip bir üste terfi ettirirsin ama onu dinlemezsin. 180 tane rapor gelir. O raporlara bakmazsın bile. Yani Amazon'da ekonomist olması bir artı değil. CV'sinin geri kalanı iyi ama ne yaptığı önemli. Bak, bu senle bizim ilişkimiz gibi. Ex-ante, ex-post. Ex-ante beklentiler. Tamam mı? Bir beklentiler vardır. Yani Merkez Bankası'ndan benim senden beklentilerim var. Bunlar ex-ante'dir. Ex-post gerçekleşmelerdir. Hayal kırıklığıdır. Yani benim senden beklentilerim karşısında yaşadığım hayal kırıklığı, Merkez Bankası'nın beklentileri karşısında yaşadığımız hayal kırıklığına eşdeğerdir. Şimdi ex-ante ex-post'u tutmazsa piyasalar hayal kırıklığına uğrar. Piyasalar her zaman ex-ante ile başlar. Yani beklentilerle başlar. Borsa da öyle. Beklentiler satın alınır. Ex-post satılır. Gerçekleşmeler satılır. Sen beni nasıl sattın? Yani mesela. Ama sen dedin ki halka arz edileceğim dedin. Ben de mecbur kaldım. Ya böyle bir durum oldu Ama bu nerede? Telefonun açık mı bıraktın? yani. Şöyle benim telefonum yayın bilgisayarıma bağlı. Telefon sessizde ama yayın bilgisayarımdan çalıyor. Lütfen herkesten özür diler misin? Benden yapmadığını herkese yapar mısın? Özür dilerim arkadaşlar ama onlar biliyorlar zaten benim bu korkunç halimi. Defalarca buna maruz kaldılar. Kulaklıkla dinleyenler nefret etti o yüzden benden. Şimdi bir İyi, dakika. korkunç hali daha biliyor olamazlar. Ex post muazzam bir örnek oldu. Beklentilerle gerçekleşenler. Peki beklentilerle Ben gerçekleşenler beklentim çok farklıydı. Beklentim çok farklıydı. Neler Merkez bekliyordum ben? Merkez Tabii Bankası. Merkez Bankası. Merkez Bankası kokoreç sevmiyormuş. Merkez Bankası midye sevmiyormuş. Ben bunları beklemiyordum. Merkez Bankası sokakta yürümeyi sevmiyormuş. Sinemaya gidince filmlerimiz tutmuyormuş. Marvel'le DC'yi sevmiyormuş. Ben Marvel'le DC'yi seviyormuşum. Yani bunlar benim eksantrilerim. Yapacak bir şey yok. Ama Şimdi. ekspostlar gerçekler sanat filmi. Allah seversen. Şimdi bir dakika o sanat filmine gelmek istiyorum. Çok güzel anlattın. Ekonomide de ex ante ile ex post yani beklentilerle gerçekleşenler arasındaki fark beklentiler sırasında söylenen yalanlarla ya da gerçek dışı bilgilerle ne kadar ilgili? Diyelim ki ben gene bizim olamayan ilişkimizden yola çıkacak olursak sana aslında gerçek olmayan bir ümit verdim ya da tersi. Ya aslında İyi halt biliyordum. ettin. Ya bir İyi halt ettin. Bravo. En azından itiraf ettin. Oh be. Ya. Şimdi şunun için soruyorum Öyle bunu. bakıyorum. Kafadan uydurdum bir takım şeyleri. Aslında öyle değildi. Sen bugün bir tweet yazmışsın enflasyon rakamlarıyla ilgili. Arkadaş eğer enflasyon rakamları zaten doğru değilse, buyurun diyorsun ki sen enflasyon bilgilendirme Evet. toplantısını olumlu bulanlar var. İyi güzel de ufak bir pürüz söz konusu diyorsun. Açıklanan enflasyon gerçek değilse neyi konuşuyoruz? Yani beklentiler sırasında verilen ümitler eğer gerçek bilgiye dayanmıyorsa ben de mesela şöyle gezeriz böyle yaparız Muratçım falan diye yükseldiysem aynı Merkez Bankası gibi ama aslında bunun gerçekle bir ilgisi yoksa ve ben de bunu biliyorsam ne bekleyebiliriz ki zaten? Bunu bilmeyene hayal kırıklığı olarak geliyor. Şöyle ki, şimdi dün Cevdet Akçay çıktı. Şimdi ya başkan konuştu, aslında herkes aa güzel konuştun falan filan. Kısaca
yaranmaya çalıştılar. Çünkü bizim maalesef muhalefet yıllardır eleştirdiği için, ekonomistler de yıllardır eleştirdiği için, ya bak biz tarafsızız demek için artık eleştirme yerine bazı şeyleri övmeye gidiyorlar. Ama şimdi övülecek şey var, övülmeyecek şey var. Şimdi başkanın konuşmasında övülecek tek bir nokta yok. Nesini öveceksin? Çünkü kendi daha yeni oturdu. Kendi kararı yok ki ortada. Yani övülecek bir şey yok adamın. Adam bir şey yapsın övelim. Şimdi derken Cevdet Bey çıktı. Hocamız, istatistik hocası. Ya iki dakika konuştu, sarstı falan. Şimdi iki dakika ne dediğine bakalım Cevdet Akçay'ın. Linkler kopmuş, sistem kopmuş dedi. Şimdi bak bunun aynısını Mehmet Şimşek bundan 4 ay önce de dedi. 2021 ile 2023 arası dolar kuru tutulmuş dedi. Şimdi kopmuş, tutulmuş. Güzel kardeşim bunlar rüzgardan kopmuyor. Rüzgardan ya da soğuktan tutulmuyor. Bunu birileri kopartıyor, bunu birileri tutuyor. Senin bunu söyleyecek cesaretin yoksa eyvallah ayrı. Ama benim cesaretim var. Bunu yapan Erdoğan. Erdoğan kurların artmaması için Merkez Bankası'na emir verdi. Erdoğan faizle kurlar arasındaki ilişkiyi kopartmak için Merkez Bankası'na emir verdi. Yani bunu biz bildiğimize göre, salak olmadığımıza göre burada Cevdet Akçay Erdoğan'a geçiriyor aslında. Tunç Hoca da diyor ki oksimoronun en büyüğünü zaten diyor biz faizi indirerek enflasyonun indirilmesinin mümkün olduğu iddiasıyla yaşayıp görmüş olduk. Senin söylediğini söylüyor yani verilen yanlış kararlar. Yani oksimoron örnek verelim, sessiz çığlık. Yani hem olmayacak hem olacak şey. Oksimoron örneği en güzel sessiz çığlıkla anlatılır. Mesela Murat'ın sessiz çığlığı yıllardır Özlem tarafından duyulmadı. Bu oksimorona mesela bir şeydir. Sessiz çığlık olmayacağına göre. Aynı zamanda ekonomiyle beraber hayattan da bazı gerçek örnekler vermek lazım. Tabii Murat haklısın. Ama yani örnekleri seçerken gene de dikkatli olmak. Hepsini de vermeyelim diyorum ben. Bazıları da bize kalsın. Şimdi bu kopuşun sessiz elbette... çığlığı mı? Ha, şimdi sonra Cevdet Akçay'ın sessiz çığlığı şuydu. Kopmuş, yapılmış, edilmiş. Yani 7 aydır biz bunları onarmaya çalışıyoruz. Arkadaşım onları 7 ayda falan onaramazsın. Çünkü beklentiler ex ante ediniyorum. Öyle bir bozuldu ki beklentiler bozulunca güveni kaybetmek kolaydır ekonomide. Tekrar kazanmak çok çok zordur. Şimdi biz bu yüzden verilere göre modelleme yapıyoruz diyor. Senin veri yaptığın, modelleme yaptığın veri istatistik kurumundan, TÜİK'ten aldığın veriler. Yani o veriler hiç tutmayacak. Yani şöyle, sen Ay'a gidiyorsun, koordinatları giriyorsun. Ama koordinatlar yanlışsa sen Satürn'ü vurursun. Satürn'e kadar gidersin, yani pas geçersin. Bir kere koordinatların yanlış. Sen koordinatların yanlış. Harika bir hareket yaptılar. TÜİK enflasyon sepetine vodka'yı koydular. Bir temel ihtiyaç olarak. Neyi koydular? Vodka. Vodka'yı. Ama meyve suyunu koymadılar. Meyve suyu da var. Vodka tek içilince şato olmuyor yani. Ben vodka'da genelde bak ne yapacaksın? Üç ölçektir. Tamam mı? Bu üç ölçeğin bir ölçeği vodka. Tamam. Bir ölçeği passion fruit dediğimiz çarkıfelek meyvesi olarak da geçiyor. Genelde şey bir tane Avusturya markası var. Pufener falan okuyamıyorum kendisine. O satıyor. Onun dışında fazla. Pufener iki tane de mandalina sıkacaksın. Yani bir ölçek çarkıfelek bir ölçek sıkılmış mandalina suyu bir ölçek vodka. Ama acayip değil. Ama çarkıfelek meyvesi yani passion fruit'i bir de bir şöyle köpürtürsen şeyde o latte köpürtücüleriyle muazzam bir tat yakalıyorsun. Burada sıkıntı mandalina'da. Niye? Çünkü mandalina çok pahalı artık. Hatta birisi demiş ki pırlanta yerine zeytinlik meselesinde girersek olmaz o iş demiş. Ben zeytinliği tercih ederim şu anda. Çünkü gerçekten de uçmuş durumda gıda enflasyonu. Tekrar ekonomiye dönelim. Zeytinlik nerede uçtu bu arada? Zeytinlik artık alamıyoruz. Yani evet, sana teklif ettiğim zaman Ayvalık'tan alacaktık onu. Şu anda fiyatlar dörde katlanmış durumda. Yani evet. Maalesef zamanında o yatırımı yapsaydık şimdi kendi sarayımızda yaşıyor olabilirdik. Ankara'da bile değil, Isparta'da hem de Güller Diyarı'nda. Isparta'da Güller Diyarı'nda. Şimdi böyle bir TÜİK...